Selam. Selam güzellik. Bu ne mutluluk. Evet ya, senin bir yüzünde güller açıyor, hayırdır? Vallahi çok mutluyum. Bugün benim okul hayatımın en mutlu günü. Sebep? Ömer'i okuldan yolluyorlar. Ne? Şaka yapıyorsun sen. Yok, vallahi ben gayet ciddiyim. Ömer bugün okuldan gidiyor. Önce evden, sonra da okuldan şutluyor. Peki bu durumdan Ömerciğin haberi var mı? No. Birazdan öğrenecek ama. E hadi, gidelim. Ya nasıl sevmiştin özel ders vereceğim diye. Ya keşke o kadına harika manyağın tekidir, inanmayın siz ona falan deseydin. Oğulcan, okul sahibinin zengin kızına mı inanırlar yoksa fakir Ömer'e mi? Bence yanlış düşünüyorsun Ömer. Ben doğru bir tane değil midir? Ne fark eder bunun zengini fakiri? Gerçek dünyada öyle değil işte. Fakirsen bir sıfır geriden başlıyorsun. Kadın beni dinlemeye tenezzül bile etmedi oğlum. Lafı ağzıma tıktı. Ben ne anlatayım o kadına? Kendi kaybeder. Hem biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Boş versen. Başka öğrenci buluruz. Bu imajca biraz zor ama. Hayırlısı. Ayşe. Değerini bil. Sonra çok özleyeceğim. Efendim? Ömer'in bugün okuldaki son günü. Ne saçmalıyor bu yine ya? Oturabilirsiniz arkadaşlar. Ömer, müdür bey seni çağırıyor. Çıkabilirsin sen. Hocam ne oldu? Yani niye çağırıyorsunuz Ömer'i? Hakkında olumsuz bir durum oluşmuş. İdare heyet bunu değerlendirmek için toplanıyor. Ve Ömer'in de orada bulunması gerekiyor. Ne olumsuz durum hocam? Ya şu okulda olumsuz bir şey varsa o da harika ve şu iki pislik o kadar yani. Haydi yallah. Bye. Özetle gençler, Ömer şutlanıyor. Ne yapacağız ki şimdi biz burada? Mahkeme kurup Ömer'i mi yargılayacağız? Hayır, şikayetçi olan da öz annesi. Öz annesi. Ya siz ana oğulsunuz ya. Kendi evinizde çözseniz ya sorununuzu. Bu nedir ama ya? Vallahi bir yaşıma daha girdim ya. Akif, ciddi olur musun? Bu dalga geçilecek bir konu değil. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Vallahi çok hoş göremedik müdür bey. İdare heyeti dışında bir de okul aile birliğini temsil eden Hande Hanım katılacaktı toplantıya ama. Geç kaldım, kusura bakmayın. Ama efendim estağfurullah. Geç kalmak ne demek? Biz de daha başlamadık. Daha Ömer'i idam edeceğimiz mangada kurulmadı. O yüzden tam vaktinde geldiniz. Evet Ömer, konuyu tahmin ediyorsundur. Suzan Hanım bize Harika'yı ciddi bir şekilde yaraladığını söyledi. Ve seni okuldan atmamız için idare heyetinin toplanmasını istedi. Ne söylemek istersin bununla ilgili? Harika kendi kendini yaraladı. Bana da iftira attı hocam. Bu kadar. Ya buyurun. Duydunuz. Duyduk. Hep beraber duyduk. Ömer, doğruyu söyle lütfen. Odaya girdiğimde Harika'ya vurduğun şey vardı elinde. Gördüm. Hayır, siz kızınızın görmenizi istediği şeyi gördünüz.
Ben Harika'nın bana hakaret etmesine, üstüme gelmesine sessiz kaldım. Hiçbir şey demedim. Harika da baktı beni pes ettiremeyecek. Kendini yaraladı işte. Sonra da olay buraya kadar geldi. Ömer, lütfen dürüst davran. Arkadaşlarınla kavga ettiğini biliyorum. Hatta okulda senin tarafından yaralanmış bir çocuk dahi var. İnkar etme. Eğer Ömer'in öfke sorunu varsa okul aile birliği olarak psikolojik destek almasına yardımcı olabiliriz. Sağ olun, benim öyle bir desteğe ihtiyacım yok. Ama Suzan Hanım'ın kızının var. Harika normal değil. Ağzımdan aldım biliyor musun? Vallahi bak Suzancığım, hiç bak darılmaca, gücenmece yok. Kusura da bakma. Senin kız biraz vahşi vahşi. Terbiyeli olur musun Akif? Harika hakkında böyle konuşamazsın. İkiniz de. Yahu bak, olay anında sen orada değilmişsin. Olaydan sonra çocuğun elinde görmüşsün suç aletini. Yani şimdi senin kızın istiyor diye biz bu çocuğu okuldan mı atacağız ya? Evet, atacağız. Ben her gün Ömer'in kızımla yüz yüze gelip acaba bu sefer Harika'ya daha ciddi bir şey yapacak mı korkusuyla yaşamak istemiyorum. Yahu bakın, anlatamıyorum galiba ben size. Kulaklarınızı tıkadığınız bir gerçek var ortada. Bu çocuk da diyor ki ben yapmadım diyor. Onu ne yapacağız? Doğru söylemiyor. Ben kızımı çok iyi tanıyorum ve ona güveniyorum. Söylemek istediğin başka bir şey var mı Ömer? Yok hocam. Karar ne olursa olsun kabulüm. Ama beni okuldan atsanız da ben bir şekilde okuyacağım ve başaracağım. Annemle babama verdiğim sözü tutacağım. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Haydi bakalım Sayın Heyet. O zaman ben de bu Ömer'den tarafım, haydi bakalım. Yahu okul dışında olup olmadığını bile bilmediğimiz bir konuyla burada disiplin kurulunu meşgul edemeyiz. Ben de bunu diyorum ya. Sizlerin bir yorumu var mı? Bence bu durumda ne olursa olsun şiddete eğilimi olan bir çocuktan bahsediyoruz. Okulda da bu durumun yaşanmayacağına nasıl emin olabiliriz? Hah, işte ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir ortamda böyle bir çocuğun bulunmaması gerekiyor, gönderilmesi gerekiyor. İsterseniz biz sonuca ulaştıralım ve oylamaya geçelim. Geçelim müdür bey. Geçelim, o oylamaya geçelim. Suzan Hanım'ın prenses kızı Harika rahat edecek diye bu gariban Ömer'i, bu not ortalaması 99-100 olan Ömer'i, okulumuzun medarı iftiharı Ömer'i okuldan attırmak için yapılacak oylamaya haydi elimizi vicdanımıza koyalım da hep beraber haydi de geçelim bakalım haydi. Haydi geçelim oylamaya hep beraber. Türk Edebiyat Tarihi'nin en önemli şairlerinden biridir. Çocuklar, haftaya verdiğim konuları çalışın lütfen. Söz sınav yapacağım. Bunlar niye koşuyor ki? Yani şu an en mantıklısı Ömer'in eşyalarını toplamaları. Aynen. Çıkmamışlar da. Ne konuşuyorlar ki hala? Asiye tamam kızım ya, sakin ol, gerilme. Evrene böyle pozitif enerji verelim. Hep kötülük mü kazanacak kız? Ben bir abime haber vereyim. Doruk, oğlum baban yalıtımı çok iyi yaptırmış ya. Hiçbir şey duyulmuyor. Duysan ne fark eder? Elinden bir şey geliyorsa git içeride de Harika'nın kendini bilmez annesini kendine getir. Ömer'in başını yakacak boşu boşuna. Asiye ne oldu abicim? Neyin var? Abi, Ömer okuldan atılacak galiba. Suzan Hanım şikayetçi olmuş. Burak Hoca geldi, dersten aldı Ömer'i. Ya kaç saattir idarenin odasındalar. Bu kadar mı göz dönmüş bu kadının ya? Ya bu nasıl bir analık ya? Ya tamam çocuğu istemiyorsun. Hadi dışlıyorsun da eğitimine niye aşk koyuyorsun çocuğu? Ben bir gidip bakayım Mazlum. Tamam birader, ben buralardayım. Hadi sen uza. Hadi.
Bir şey soracağım sana Harika. Sende hiç utanma yok mu ya? Bak ne istiyorsan al, tamam mı? Ama bir düş yakamızdan ya. Bir rahat bırak bizi ya. Asıl siz düşün benim yakamdan. Utanması gereken biri varsa o da Ömer. Yaraladı beni çünkü. Ben delireceğim ya. Duyuyorsun değil mi ne dediğini? Kafayı yiyeceğim artık ya. Bir şey rica edebilir miyim senden Harikacığım? Gidip mesela hepimizin iyiliği için tedavi olabilir misin? Ay artı bir. Vallahi benlik bir durum yok bence. Ben iyiyim çünkü. Haklıyım da. Ömer, iyi misin? Abim benim. Sıkma canını. Ya başka okul buluruz, orada okursun. Sana söylemiştim Ömer. Biz seninle aynı okulda olamayız. Ya sen ya ben demiştim. Evet. Ataman Koleji gençleri. Ben Akif Atakul olarak adaletin yerine gelmesini sağladım. Ömer okulda kalıyor. Nasıl ya? Yes. Niye söylemiyorsun? Ne bileyim, üzüldüm abi ya. Ben bu düştüğüm durumu hak etmedim. İşte. Oğlum boş versene kuzi, iyilik kazandı ya. Öyle oldu vallahi. Nasıl oluyor? Ya resmen beni yaraladı. Nasıl oluyor? Vallahi o senin beyanın Harikacığım. Ama bir görgü tanığı yok. Sen yaptı diyorsun, Ömer yapmadım diyor. Benim fikrimi soracak olursan, bence sen yalan söylemişsin. Hah, teşekkür ederim Akif Bey. Estağfurullah evladım. Babam, kralsın. Biliyorsun lan. Biliyorum aslanım. Hep öyleydim. Hadi, size iyi dersler. Allah zihin açıklığı versin. Şişt, durun durun. Kapak resminizi çekiyorum. Ne yapıyorsun be? Kıracağım bak o telefonu. Anne, ne oluyor? Evde konuşuruz kızım. Ya bir şey beceremedin ya. Ne biçim annesin sen? Evde konuşuruz dedim Harika. Suzan Hanım. Siz beni değil, ben sizi reddediyorum. Bir daha da sakın karşıma çıkmayın. Olur mu? Pes etme. Sakin ol. Ya nasıl pes etmeyeyim ya? Ya görmedin mi? Atmadılar o beyi size. Attıramadım. Tamam. Sakin ol. Belki kendi gidecek duruma gelir. Belki son kozumuz bu değildir. Nasıl olacak o? Senin bir planın var değil mi? Yani. Ne yapacaksın? Söyle. Lütfen. Mercik ve sülalesini insan içine çıkamayacak duruma getireceğim desem. Nasıl olacak o? Onları
en zayıf noktalarından vuracağım. Yani Asiyeciğin namusunu birazcık dil uzatacağım diyelim. Keser misin? Hadi toparla. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.